Perimenopozda ve menopozda hastalarımızı bize getiren şikayetlerden konuşmaya başlamıştık. Önce biraz başlık başlık bu şikayetler ve bulgular neler olur bize anlatabilir misin Ertan? Evet, şimdi menopozun tanımını yaptık, yaş aralığını söyledik. Bir bayan geldi, 48 yaşında diyelim. Yakınmaları en başta ateş basması, terleme, çarpıntı. Bunu her %80 kadında görüyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Daha çok vücudun üst yarısında oluyor. Günlük 5 dakikayı geçmeyen ataklar şeklinde oluyor ve 5-10 kez bunu yaşıyor. Bu bizim için aslında en çok gördüğümüz ve çoğu kadının en fazla muzdarip etkilendiği, günlük yaşamını çok etkilediği bir şikayet. Bunun bir de zaman da yok değil mi Ertan? Yani gece olması, öğlen olması, sabah tabii, olması, yani gün içerisinde bir zamanda birdenbire, ne, yani nerede olduğu önemli değil, hangi ortamda olduğu önemli değil, ortam sıcak olabilir, doğru, ortam soğuk olabilir, birdenbire ateş basıyor, evet, birdenbire terleme oluyor ve birden kadın kendini kötü hissediyor. Kesinlikle bu gün içerisinde herhangi bir zaman diliminde olabilir ama gece terlemeleri ve gece atakları biraz daha yoğun olabiliyor. Bir de bu atakları sigara içmek, stresli bir ortamda bulunmak, beslenme tarzımız bile belirleyebiliyor. Eğer biz o dönemde stresimiz varsa, şimdi yakında LGS sınavı vardı, oradan girelim. Çocuğumuz LGS'ye girdiyse, menopozal sıkıntılar yaşadı. Yani aynen öyle. Bunları daha yoğun yaşayabiliyor. Yani streste bu tür ataklar tetiklenebiliyor. Ama daha huzurlu bir ortamda, daha sakin bir ortamda bu atakların sayısı azalabiliyor. Ama en çok bize gelen şikayetler, ki sana da öyledir, bu problemlerle karşılaşıyoruz. Peki başladı. Ateş basmaları, flashingler, hı-hı, gece terlemeleri başladı. Hı-hı. Kalıcı mı oluyor bu? Hayır, aslında ilk iki yıl, menopozun ilk iki yılında biraz daha yoğun yaşayabiliyoruz. Ama genelde bunlar geçiyor. Fakat bazı bayanlarda, kadınlarda bu devam edebiliyor. Burada altta yatan birçok nedenden kaynaklanabilir. Ama genelde geçicidir. Dediğim gibi stres, yeme bozuklukları, iklim değişiklikleri, beslenme tarzı bunları çok tetikleyebiliyor. Ama iki yıldan sonra, menopozun ilk iki yılından sonra bu şikayetleri genelde bayanlar tolere etmeye başlıyor. Hı hı. Fakat buradaki süreç ne kadar yaşamımızı etkiliyor? Çok mu etkiliyor, az mı etkiliyor? Senin de çok örneklerin tabii vardır. Tabii öğretim üyesi, öğrencilerine ders anlatırken, evet, böyle bir durumda kaldığında çok vahim. Kesinlikle. Burada kısa bir, yani küçük bir ayrım yapmak istiyorum. Önemli, daha çok menopozda bu sıkıntıların ortaya çıkmasıyla beraber, hı hı, ne kadar devam edeceğiyle ilgili konuştuk. Ama kadın perimenopozal dönemde olabilir. Evet. Ciddi adet düzensizlikleri olabilir. Mesela 3 ayda bir, 6 ayda bir adet görüyor olabilir. Ateş basmaları bu dönemde de var olabilir. Yumurtalık tekrar fonksiyon kazanıp östrojen salgılamaya başladıktan sonra geçici olarak kendi kendine düzelir. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bu illa menopozal bir şikayet olarak düşünmemek aynı lazım. Aynı zamanda perimenopozda, evet, da menopoza oluyor. Geçiş dönemlerinde de bunlar olabilir. Hı-hı. Bazen geçici de olabilir. Aynen bahsettiğin gibi. Yani bir kadın 43 yaşındadır, 44 yaşındadır. O dönem streslidir. Yaşamsal farklı tedirginlikleri vardır. O atakları yaşar ama sonra geçebilir. Burada biz hep muayenemizde bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Bu problemi arttıracak nedenleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bazen ufak destekler yapıyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz. Çoğu geçici oluyor ama menopoza yaklaştıkça bu şikayetler ufak ufak artmaya ve başlıyor. Menopozla beraber kalacağı, evet, günlük yaşamı etkilemeye başlıyor. Hani bana hastalarımızın dediklerinden örnek verecek olursak, hocam herkesi, o kadar sinirliyim ki herkesi boğasım geliyor diyen, ben hasta bilirim. Ya da dediğin gibi bir öğretim üyesi ders anlatırken, tabii, o ateş basmasını yaşaması onun hayatı için önemlidir. Hani bunlar gerçekten düzeltilebilir ve sadece menopoz değil, menopoza geçiş döneminde de görülebilir. Bunlar eğer yaşanıyorsa mutlaka destek almak veya bununla ilgili ön taramaları yapmakta fayda var. Peki bu klimakterik yakınmalar dediğimiz ateş basmaları, gece terlemeleri, gerginlik, evet, uykusuzluk gibi şikayetler dışında menopozla beraber bir kadında neler olup bitiyor? Şimdi bu ateş basması, terleme ve çarpıntı ataklarından sonra uyku düzeni de bozuluyor. Yani uykuya dalma, uykuya geçiş azalıyor, uyku kalitesi, uyku süresi düşüyor. Çoğu bayan uykusuzluk, sinirlilik, gerginlik, tahammülsüzlük şikayetleriyle geliyor. Bunların hepsi beyinsel fonksiyonların da etkilenmesi, beyindeki uyku merkezlerinin de etkilenmesinden kaynaklanan problemler. Tabii bununla birlikte, vücutta östrojenin azalmasıyla birlikte vajinal kuruluklar başlıyor. Yani genital dediğimiz alt bölgede kuruluklar, kaşıntılar, daha kolay enfeksiyona maruz kalma, yavaş yavaş idrar kaçırma veya idrar tutamama şikayetleri oluyor veya cinsel birliktelikte çok can yanması veya ağrı problemleri aslında çoğu kadını huzursuz ediyor. Bunun nedeni de şu aslında, genital bölge dediğimiz vajinal bölge
östrojenle beslenen dokular içeriyor. Bu östrojen kaybolduğu zaman bizim vajinal atrofi dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Vajinal doku inceliyor, esnekliği azalıyor. İdrar torbası ve idrar kanalını destekleyen kas, bağ dokusu dediğimiz yapıların hepsini tonus kaybediyor, gücünü kaybediyor, esnekliğini kaybediyor ve o zaman idrar kaçırmalar, idrar tutamamalar, vajinal kuruluklar ön plana çıkmaya başlıyor. Bunlar da çoğu kadının ciddi problem. Tabii bunu çok da dile getiremiyor. Bunu özel problemler olduğu için bizlere daha fazla dile getirebiliyor. O zaman menopozda kadının muayenesi aslında menopoz öncesi döneme göre biraz daha özellik arz ediyor. Tabii daha parametremiz var. Onların muayenelerine daha çok önem göstermeleri gerekiyor. Onun dışında vücutta metabolizma nasıl etkileniyor? Kilo alma gerçekten artıyor mu? Şimdi östrojen aslında bir aracın yakıtı gibi düşünmek lazım. Yakıt azaldığı için vücut yavaş yavaş ister istemez yavaşlıyor. Yani eski besin yediğimiz zaman yakma hızımız yok. Daha kolay kilo alıyor bayanlar. Daha kolay yağlanmalar bel çevresinde artmaya başlıyor. Çoğu bayan sana da dile getiriyorlardır. Bir şey yemiyorum ama kilo da veremiyorum ya da su kilo alıyorum. Su içsem yarıyor. Evet, bu cümleyi çok duyuyoruz birlikte. Bunlar şu demektir. Artık vücut eskisi kadar yediğimiz besinleri yakamıyor. Ve daha kolay yağlanma, kilo artışı ortaya çıkıyor. Hatta bu dönemde sözünü kestim. Şeker, gizli şeker, tansiyon problemleri çıkmaya başlıyor. Ailesel bir yatkınlık varsa bunlar ortaya çıkıyor. Yani şeker tanıları konulmaya başlıyor. Çoğu bayanda bunları yaşıyoruz. Bu dönem bizim için aslında vücudun biraz yavaşlama dönemidir. Ve buna bağlı olarak da şeker gibi, tansiyon gibi problemler artıyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bayanlarda, kadınlarda kalp krizi oranı ya da kalp hastalıkları oranı menopoz öncesi erkeklerden çok çok düşüktür. Erkekler daha fazladır ama menopozla birlikte kadınlarda ve erkeklerde kalp rahatsızlıkları, kalp krizleri, koroner hastalıklar eşitleniyor. Çünkü yağlanma sadece bel bölgesinde olmuyor. Tüm organlarımızda oluyor. Kalp kasında, kalp perikard dediğim kalp zarında bile yağlanma oluyor. Ve artık yavaş yavaş tansiyon problemleri, kalp problemleri de başlıyor. Yani sadece menopozu vajinal bölge veya kemik erimesiyle değil, tüm organlarda bir değişimle nitelendirmek gerekir. O zaman bir kadın menopoza girdiğinde menopoz hayatımızın fizyolojik bir dönemi. Ne yapıyorsak onu yapalım diyemez artık. Beslenmesine çok daha fazla özen göstermek zorundadır diyebiliriz. Tabii. Ben hatta şu örneği veriyorum hastalarıma. Diyorum ki işte vücudunuz size 45 yıl ya da 48 yıl neyse baktı ama şimdi sıra sizde. Yani eğer birazdan konuşacağız. Beslenme tarzımızı, yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Vücudumuzun kontrollerini, sağlık kontrollerini ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü bu dönemde sadece bunlar olmuyor. Kemik erimeleri de başlıyor.